Halk şey oldu yani, benimsedi artık, şampiyonluğu da benimsedi. Hani 3 yıl üst üste olduk, sonra 84'te olduk falan. 85-86'da artık yani insanlar beğenmiyor seni, yani ikinci de olsanız, üçüncü de olsanız. Hani şampiyonluktan başka bir şeydi. Şampiyonluğu da beğenmemeye başladılar. Bunu gördük o zaman Trabzon'da. Ben şunu hissettim yani, 8 yılda oynadığım için artık hani hakemle, o zaman da birazcık ben biraz hırçınım tabii ki. Yapım olarak devamlı sarı kırmızı kart çok görüyordum. Bir de hakemler ismimiz çıktı, hemen bir şey oluyor, tık sarı kart, bilmem ne, kırmızı kart falan. Hatta o sezon Malatya'da ben kafa topuna çıktım, bana direkt kırmızı gösterdi hakem. Şaşırdım. Öyle bir karar aldım, dedim ki şey dedim, bir de Ordu Spor maçımız var işte, o kavgalı bir maç. Orada bir kavga ettik falan böyle, Ordu Spor'lu Mahmut'la. Televizyonlar falan verdi, 6 ay bana ceza dediler, sonra 3 aya düştü falan filan. Yani orada bir Trabzon'da böyle bir ismim çok şey oldu, yıprandı. Bir değişiklik olması için. Hani Galatasaray'da sevdiğimiz bir takım. Trabzon'da biliyorsunuz idman ocağı, idman gücü vardır. İdman ocağı sarı kırmızıdır. Ondan dolayı Trabzon'da Galatasaray'a karşı bir sempati vardır. Bizim de sempatimiz oradan geliyor. Böyle bir şey olunca Galatasaray teklif geldi. Tamam dedim. Hatta o zaman bir anı da anlatayım size, çok enteresan bir anı. Mehmet Ali Bey beni çağırdı Güneş Gazetesi'nde o zaman. Sadri Bey de ikinci başkan. Beni şeye, ben gideceğim dedim. Çağırdılar beni ofise. Üst kata çıktım falan. Oğlum dedi, sen dedi bir Trabzonlusun dedi. Nasıl gidersin Galatasaray'a? Dedim başkanım dedim. Ben dedim artık dedim hani bunu aldım, psikolojik olarak gitmem lazım dedim falan. Adam gene konuştu falan. Gene öyle ısrar. En son bana şeyi attı, böyle çek karnesini önüme attı. Buraya dedi yaz dedi ne kadar istiyorsan. Dedim başkanım para için değil dedim ya. Ben gerçekten gitmem lazım. O arada Sadri Bey diyorum da inşallah dedi ayağın kırılır dedim. Gerçekten. Ben de güldüm yani öyle. Canın sağ olsun başkanım dedim falan. Abi ondan sonra gittik Galatasaray'a. Kamp burada yaptık 3 gün. Almanya'ya kampa gittik. İlk hazırlık maçımız. Münih Türk Gücü'yle oynuyoruz. Bir de şeyden bir maç yani. Öyle bir maç. 3. dakika benim ayağım kaydım. Şeye takıldı, çime. Tabii kırıldığını bilmiyorum. Masör geliyor diyor ki bir şey yok diyor. Ayağı burkuldu diyor falan filan. Abi diyorum ki duramıyorum, ağrı var. Buz şeyin içine koyuyorlar falan, ağrı. Hastaneye gittik. Ayağım kırık. Hemen ilk şey aklıma geldi. Sadri Başkan dedi ayağın kırılsın. Ondan sonra hep onu anlatırım. Yak ya diye ben öylesine söyledim diye.